bizim eski Türkçemizden bir örnek vereyim. Bedihi demektir. Evveli veya bedihi. Çünkü bilgimiz ya bedihidir ya nazaridir. Eğer bunu Descartes'in sözleriyle ifade edersem bilgimiz ya intüisyonla ortaya çıkar ya da dedüksiyonla. Dedüksiyon bir tümden gelimdir. İntüisyon da sezgi diyorlar, görü diyorlar. Bu bir şekilde farklı bağlamda kullanılsa bile Kant'ın Anschauung terimiyle paraleldir. Şimdi dolayısıyla aslında bütün bilgimiz bedihi, apaçık olsaydı bu doğru olmazdı. Çünkü biliyoruz ki bilgilerimizin bir kısmını uslamlamayla, çıkarımla elde ediyoruz. Ya da bütün bilgimiz nazari olsaydı, uslamlama yoluyla elde etseydik, istidlalle elde etseydik, bu da mümkündü. Çünkü bazı bilgilerimizin uslamlama yoluyla elde etmiyoruz. Şimdi buna Descartes doğuştan bilgiler diyor. Oysa hatırlarsanız John Locke Aristoteles'e aslında biraz kopyalanmış bir şeydir bu. İnsan zihnini bir tabula rasa'ya benzetiyor. Bembeyaz bir levha gibidir. Boş bir sayfadır. Dolayısıyla insan zihninde öyle doğuştan hiçbir şey yoktur. Ne biliyorsak o ünlü şeye kadar gider Thomas Aquinas'a. Zihnimizde dış dünyadan almadığımız hiçbir bilgi yoktur. Biz ne biliyorsak mutlaka duyudan geçmiştir o bilgi. Zihnimizde...